Arkadaşlar selamun aleyküm. Size hemen şöyle bir karşı daireyi göstereyim. Evet, bugün 30 bin abone özel oda vlogu yapıyoruz. Hemen direkt oda vlogu'na geçelim. Şimdi giriş kapısından girince evim beni bu şekilde karşılıyor. Buradan yardırıyoruz böyle. Tam karşıda internet modemim var ve buradaki kapıdan girince bizi böyle bir yer ağırlıyor. Genellikle videolara girdiğimde bunu kapıya asıyorum. Çünkü evdekiler ne olur ne olmaz gelince direkt odaya giriyorlar. O yüzden bunu asınca biraz daha tedarikli davranıyorlar sağ olsunlar. Şimdi kapıdan içeriye girdiğimde odam beni bu şekilde karşılıyor. Evet, sol taraftan başlayacağım, sağ tarafa doğru gideceğim. Öncelikle 30 bin abone olduğunuz için hepinize çok teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Bu yolda ilerlemeye devam bu şekilde. Siz de yanımda olduğunuz sürece. Herkes sormuştu 30 bin abone ne yapacaksın diye. Düşündüm. Ben de oda vlogu çok istiyordunuz. Oda vlogu çekeyim dedim. Şimdi kapıdan girince sol tarafta kardeşimin çantalar var. Bir ranza var. Ben altta yatıyorum. Çünkü üstte yatınca şu odanın ışığı gözüme vuruyor. Neyse, burada ranzalar var. İşte burada giydiğim günlük elbiselerim oluyor genelde. Bu tarafta benim elbiselerim olduğu kombinin, burada da kardeşiminki. Kutu var işte. İçinde araç gereç var. Semih'in elbiseleri var. Okul elbiseleri. Benim spora giderken kullandığım çantam var. Semih'in kitapları. Bu sanatkar bir aile olduğumuz için her gün işte burada böyle melodika var. Bekleme salonunda piyanomuz var. Siktir. Tabii ki de burada videolarda gördüğünüz mükemmel o perde, harika perde. Şahin benim ağzım bozuyor. Şahin siksin seni. Bir tane doğalgaz peteği. Yanıyor mu lan? Yanıyorsun Fuat abi. Şöyle bir manzara var. Hatta manzarayı da göstereyim. Bak 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 bak. Ama benim pencerem sokağa bakıyor. Ondan sonra yavaş yavaş böyle gelelim. Şimdi burada küçük bir dolap. Şunlar genellikle burada ne için duruyor onu videonun en sonunda söyleyeceğim. Ondan sonra burada Enes kardeşimin verdiği protein tozu var sağ olsun. Spora gittiğim için onu kullanıyorum. Saatim, bilekliğim, küpelerim, kolyem, mikrofon. Mikrofon bu arada BM800. Hatırlarsanız mikrofon videolarda yan duruyordu. Onu düzelttim. Mitreyen gibi yaptım. Onunki böyle dik duruyordu. Daha güzel oldu. 150 TL'ye almıştık. Kulaklığım telefon kulaklığı arkadaşlar. General Mobil'in hangi serisiydi bilmiyorum ama tavsiye ederim ya. CS'de çok güzel ses kasıyorum gerçekten. Ondan sonra dolabımı açınca bizi böyle bir yer karşılıyor. Bu arada fark ettiyseniz odam çok düzenli. Ben biraz önce kalktım. Saat bu arada 5. Akşam 5. Buraları falan düzenledim. Sağ olsun oda vlogu sayesinde odam tertemiz oldu. İşte burada kalem var. 2 tane flash bellek var. Bir tane bu hafıza kartlarından var. Video için bir tane alet almıştım. Bu benim kendi hafıza kartım. Telefonumki 4 GB. Yetmiyordu. Telefon kamerasıyla çektiğim için 16 GB aldım. 35 liraya. İşte saç spreyi, bilgisayarın şarjı. Ondan sonra Enes Batur abimin ismini yazıyor. Bak fark ettiniz mi? Videoyla ilgili detaylar falan. Şunu göstermiştim zaten. Bilardo eldiveni. Üst dolabı kapatalım şöyle. Ondan sonra alt dolapta işte parfümümmüş. Boş A4 kağıtlarımmış falan filan. Burada genellikle kağıt oluyor. Kağıt kullanıyorum. Ondan sonra altta mükemmel gözlüklerim. Ve kameramı sabitleyen şey var. Bunu herkes soruyordu. Abi işte kamerayı nasıl sabit tutuyorsun diye. Bu bildiğimiz normalde mikrofon tutucuydu. Benim Trust mikrofonum vardı. 100 liraya almıştım. Ki hiç tavsiye etmem. O mikrofonu bilenler vardır. İşte bu şekilde bunu koyuyorum. Telefonun üzerine sabitliyorum ama yüksekliği bu kadar değil. Bunu nasıl yapıyorum diye soruyorsanız burada gördüğünüzü söylemiştim. Şu altta da olan bilgisayar fanı bozuk. Bunu alıyorum üzerindeki kitaplarla birlikte. Buraya koyuyorum. Kardeşimin kitaplarını da alıyorum. Onun üzerine koyuyorum. Yani şu yükseklikte falan bir şey oluyor. Kamerayı da üzerine, şu sabitleyiciyi de üzerine koyuyorum. Kamerayı da koyunca zaten beni çekiyor. Ve tabii ki burada hiç yanımda eksik olmayan biricik çekirdeğim var. Biliyorsunuz neredeyse her videoda yiyorum. Çekirdeksiz olmuyor gerçekten. Çok bağımlı bir şey. Sigaradan daha bağımlı benim için. Bırak peşim pis mutant. Şimdi gelelim bilgisayara. Bilgisayarım HP laptop. Hatta dur, sandalyeyi de şöyle göstereyim. Bu babamın iş yerine getirdiği sandalyeydi. Güzel ama dediğim gibi çok aşırı gıcırtıyor. Gıcırtısı var ve çok terletiyor. Neyimizi? Götümüzü. Ondan sonra bir bilgisayar masası var. HP laptopum var. Şöyle göstereyim. Hiç memnun değilim. Arkasında da bu arada SDA yazıyor. Ben yazdım. Klavyenin üzerinde böyle işte şeyler var. İşte PUBG'de olan AKM, işte el bombası, Red Bull, tabanca, işte ilk yardım kiti, tava. Klavyenin üzerinde de şeyler vardı. CS'ninki vardı. İşte burada bakın silah gözüküyor falan. Artık el
terlemesinden dolayı hepsi soyuldu. Burası çok güzellerdi. Ondan sonra burada bir ses kartım var. Trust 8.1 ses kartı. Hani videoda soru cevap videosunda bir arkadaş sormuştu ne yapıyorsun diye. Ses kartını takıyorsunuz. Bir tarafına mikrofonu, bir tarafına kulaklığı takıyorsunuz. Evet, bilgisayarımın özellikleri kanalın hakkında kısmında yazıyor arkadaşlar. Oradan bulabilirsiniz. Gerekli olan her şeyi oraya yazdım. Bilgisayarım bu şekilde. Laptop kullanıyorum. Param olsa da acilen yeni bir bilgisayara geçmek istiyorum. Burada Vatan'dan aldım, AYM'de aldım. Bir mousepad var. İşimi görüyor ama biraz daha büyük olabilirdi. Ara sıra elim buraya geliyor. Evet, şuraya falan geliyor. Mouse'um Bloody V3. Çok memnunum. Gerçekten aşırı derecede memnunum. Kuzenim getirmişti. Belki videoyu izliyordur. Mert'cim sana selamlar olsun. Şöyle göstereyim. Flash'ı kapattım şu an. Çok güzel gözüküyor. Hatta bu telefonu aldığımda bunun bir fotoğrafını çekmiştim. Şu an ekrana koyarım. Duvar kağıdında bu şekilde Joker Reis'in resmi var. Siyah tutmaya çalışıyorum wallpaper'ı çünkü renkli olunca biraz daha bilgisayarın performansı düşüyor. Burada genelde misafir falan yanıma gelince onların kullandığı sandalye var. İşte arkada üçlü priz var bilgisayarın ve şurada gördüğünüz bir kablo var. Onun videonun en sonunda göstereceğim. Zaten en mükemmel yeri orası. Genellikle burada bir halı var. Genellikle odam böyleydi arkadaşlar. Kısaca göstermiş oldum. Duvarda da izleyicimin çizdiği, Mert Kazancı'nın çizdiği bir tane kanal resminiz var. Gerçekten eline koluna sağlık. Çok güzel çizmiş. Hatta böyle göstereyim yakından. Seni az sesi değişik adam. Sedat neredesin ya? Sedon'un sesi epeyce değişik. Bu durum farklı yapıyor. İşler kesişik. Millet firarda lan. Kanal mı bitiyor? Yoksa Sedat kazandıklarıyla tatile mi gidiyor? Tamam durun birazcık sakin olalım. Belki kaçırılmıştır gelmiştir kapısına bulunalım. Evet, odam dediğim gibi bu şekildeydi ve son olarak en güzel detayı göstermek istiyorum. Bakın burada gördüğünüz gibi beyaz bir şey giriyor. Bu şerit led. Ben geceleri oyun oynarken telefonumu şuraya koyuyordum. Fenerini açınca işte oda biraz aydınlanıyor. Lambayı yakmak istemiyordum. Çok aşırı derecede aydınlatıyor çünkü oda lambası. Şöyle bir şey düşündüm. Dedim ki ben dedim buraya led takayım dedim. Led'i şu şekilde çevirdim. Bir de içinden şu şekilde çevirdim. Onu da göstereyim şöyle. Bakın bilgisayar masasının altından. Burada işte bant kablolar falan var. Diyeceksiniz ki görünümü nasıl? Hemen görünümüne geçelim. Evet. Odanın görünümü bu şekilde. Pavyon demeyin. Sadece beyaz renk. Başka bir renk yok. Bu şekilde gerçekten çok güzel görünüyor. Hani oturunca falan. Tam istediğim aydınlığı veriyor bana. Alttan da şöyle göstereyim. Ama ne yazık ki kardeşim sağ olsun. Şu sandalyenin şurasını şuraya vura vura bu üçlüyü yok etti. Yoksa burada 3 tane daha yanıyordu. Ledler bu şekildeydi arkadaşlar. Video da bu şekildeydi. Kısa bir video olabilir dediğim gibi. O da vloguydu. İzleyen herkese çok teşekkür ederim. 30 bin abone olmamda yardımcı olan herkese çok teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay. Anlatacak çok şey var ardarda koy. Bu benim olayım.